Gerçeği söylesem beni kabul eder misin Nehir? Sana yalan atmış, kendi görüntüsünden utanan bu adamı sever misin? Gitme kal desem kalır mısın benimle? Efendim? Aha, Nehir, lobideyim, geliyorsun değil mi? Evet evet, geliyorum, bir saat oradayım. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim Nehir. Arayacağım seni, kapatmam lazım şimdi, çıkıyorum. Tamam. Tarık abi merhaba. Merhaba Nehir. Hazırım ben. Tamam. Gidelim o zaman. Bir valizimi alıp hemen geliyorum. Olur. Alayım ben. Teşekkür ederim. Tarık abi. Efendim? Ben bu sabah bunu buldum. Üstünde senin resmin var ama Nazım yüzü. Tarık abi. Nehir sen nereden buldun bunu? Çekmecedeydi. Tasmayı arıyordum. O sırada bir baktım senin resmin var. Karşısında da Nazım'ın ismi yazıyordu. Ben de ilk kez görüyorum. Yani şaşırdım. Ben de şaşırdım. Telefondayken söyleyecektim ama yüz yüzeyken göstereyim dedim. Tamam, Nazım Usta'ya sorarım ben. Bir karışıklık olmuştur belki. İş kartı falan değil mi bu? Tabii tabii, iş kartı. Hadi gidelim. Ceketimi alayım, ayakkabılarımı giyeyim, geliyorum. Sen bana veda etmeye mi geldin? Nazım'a iyi bak, olur mu şansı? Şanslı mı? Evet. Nazım'la karşılaştığı için çok şanslı bir köpek. O yüzden ismini şanslı koydum. Ama Nazım'ın bilmesine gerek yok. Belki beğenmez koyduğum ismi. Ben çok beğendim. Çok güzel bir isim. Şanslı. Hadi geç bakalım içeri. Biz gidiyoruz. Hadi gel. Tarık abi. Ben Nazım'ı görmek istiyorum. Kısa da olsa veda etmek isterim ona. Nehir. Nazım Usta şimdi şantiyede çok yoğun çalışıyor. Biz oraya giremeyiz. Ulaşabilmemizin bir yolu yok mu? Yani yanında telefonla da ulaşabileceğimiz kimse yok. Telefonlar çekmiyor zaten. Ya ben böyle haber vermeden gitmiş olacağım. Ona veda etmeden gitmek içime sinmiyor. Tamam, ben seni bıraktıktan sonra onun yanına giderim. Bir şekilde arattırırım seni, olur mu? Olur.
gerçeği söylemiyorum ki. Hazır kimlik kartını bulmuştu. O anda söyleyecektim. Ama ya gerçeği öğrendiğinde beni bir daha görmek istemezse? Nazım'ı bir daha görebilir miyim? Gerçeği öğrense, dolandırıcı olduğumu bilse yine de beni sever mi? Gitme Nehir. Kal dese keşke Nazım. Efendim müdür bey. Nazım neredesin? Kasabaya kadar ineceğim. Yandık biz Nazım, yandık. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya bu İstanbullu kaza geçirmiş. Siz dolgulama alanına niye sokuyorsunuz kardeşim bu adamı? Ne anlar o adam o işlerden? Dolgulama alanına? Durumu nasıl peki? Bilmiyorum. Hemen acilen hastaneye götürmüşler. İbrahim yanındaymış. Ya inşallah bir şey olmaz şu herife. Git bir bak neymiş, öğren durumunu. Tamam. Tamam bakarım. Bir sorun mu var? İşçilerden biri sakatlanmış. Onunla ilgili bir durum. Ciddi bir şey değildir umarım. Umarım. Niye durduk? Ya kusura bakma. Hastaneden birini aramam gerekiyor da. Araba kullanırken aramak istemedim. Bana 5 dakika izin verir misin? Tabii tabii. İbrahim ne oluyor? İstanbul'u nasıl? Ya usta bu İstanbul'u kendini sakatladı. Ya herifin dolgulama alanında ne işi var? Ya sen işte götür bunun burnunu sürt, iyice çalıştır deyince ben... Tamam kes. Neredesiniz? Hangi hastanede? Devlet hastanesindeyiz. Tamam. Kötü bir şey yok umarım. Yok, küçük bir kaza olmuş. Seni bıraktıktan sonra hastaneye uğramam gerekiyor. Telaşın arasında bir de benimle ilgileniyorsun, sağ ol. Olur mu öyle şey?